ekranlarından iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle sizlerle birlikteyiz. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ilçe gezileri kapsamında Arapgir'e gitti. Arapgir'de sandıklar evet oylarıyla patlayacak dedi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, geçmiş dönem AK Parti Milletvekili Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile beraber Arapgir ilçesine gitti. Ortaya koyduğu Eskişehir Vadisi tasarım projesi ihalesi gerçekleşti. Burada vatandaşla görüşerek yeni anayasayı anlatan Bakan Tüfekçi, ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak siz bakmayın muhalefetin yalanlarına. Zahmet edip 18 maddeyi bir okusalar bu anayasa değişikliğinin de getirdiğini onlar da görecekler. İnsaf yahu madem bu anayasa değişikliğini okumadın bari 82 anayasasını oku dedi. Esasında güçlü Türkiye, güçlü yönetim sadece AK Parti'nin hayali değildi. Sadece bugünlerde ortaya atılan bir fikir de değildi. Rahmetli hemşerimiz Turgut Özal'ın da hayaliydi. Süleyman Demirel'in de hayaliydi. Siz bakmayın muhalefetin yalanlarına. Onların söyleyeceği, onların ifade edeceği hiçbir konu olmadığı için habire dün başka söylüyorlar, bugün başka söylüyorlar, akıllarına ne gelirse söylüyorlar. Oysa değerli arkadaşlar, zahmet edin 18 maddeyi bir okusalar bu anayasa değişikliğinin ne getirdiğini onlar da görecekler. Allah'a hamdolsun, baktığımız zaman biliyorsunuz kapılarda, gümrüklerde oy kullanılmaya başlandı. Yurt dışında oy kullanılmaya başlandı. Baktığımız zaman 7 Haziran'da ilk günde 10 bin kişi, 1 Kasım'da 28 bin kişi, şimdi 38 bin kişi oy kullanmış. Yani millet bu anayasa değişikliğine esasında sahip çıkıyor, ilgi gösteriyor, alaka gösteriyor. Biliyor ki bu oylama esasında milletin, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir oylama. Bundan sonra bu millet, bu Türkiye yönü nereye bakacak, nereye gidecek, dünyayla rekabet edebilecek mi, dünyada lider olabilecek mi, bunun kararını vereceğini gördüğü için millet sandıklara sahip çıkıyor. Tüfekçi 16 Nisan'da Arapgir'den emin olduklarını belirterek inşallah sandıklar evet oylarıyla patlayacak ifadelerini kullandı. Aynı manzaralarla karşı karşıya bırakmamak için 16 Nisan'da hep beraber ne diyeceğiz arkadaşlar? Evet diyeceğiz. Güçlü bir evet. Yargının tarafsız olmasını da ekledik. Ama birileri bundan rahatsız oluyor. Niye rahatsız olunur yargının bağımsız ve tarafsız olmasından? Anlıyor musunuz? Yani yargı tarafsız olursa kim bundan rahatsızlık duyar veya kim kaybeder? Eğer yargı bir taraf tutacaksa o da milletten yana taraf tutması gerekir. Şu kurumdan bu kurumdan millete ayar vermesi gerekmez. Yargı kendi işine bakması gerekir. Bakan Bülent Tüfekçi referandum çalışmasına Arguvan ile devam etti ve vatandaşa uzun uzun yeni anayasayı anlattı. Bakan Tüfekçi Arapgir ilçesini ziyaret ettikten sonra rotasını Arguvan'a çevirdi. Tüfekçi Arguvanlılarla bir araya gelerek yeni anayasanın maddelerini uzun uzun anlattı. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın AK Parti İl Başkanım, Arguvan Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya katılan Tüfekçi, bazıları diyorlar ki eski sistem devam etsin, yeni sisteme hayır. İyi de biz eski sistemden mutlu muyuz? Eski sistemde gençlerimize iş bulmuş ya da aşımızı büyütmüş müyüz? Biz tek başına iktidara gelmeden önce kişi başına düşen milli gelir 3.000 dolarlardaydı. Biz bunu 11.000 dolara taşıdık ama bu yetmez, bunu 25.000 dolara taşımamız lazım dedi. Sisteme baktığımızda esasında eski sistem devam etsin diyenler diyorlar ki eski sistem devam etsin, yeni sisteme hayır. İyi de biz eski sistemden mutlu muyuz? Biz eski sistemde istediğimiz milli gelir elde etmiş miyiz?
Eski sistemde, yani şu andaki mevcut sistemde gençlerimiz iş bulmuş mu? Aşını büyütmüş mü? Veya şu andaki sistem bizi dünyayla rekabet edebilir hale getirmiş mi? Bunu düşünmemiz lazım esasında. Baktığımız zaman, ekonomik duruma baktığımızda bizler eğer koalisyonlarla yönetilmeseydik bugün Türkiye'de kişi başı milli gelir tam 22 bin dolarlara ulaşmış olacaktı. Şu anda 11 bin dolarlardayız. Biz tek başına iktidara gelmeden önce de kaç liraydı? 3 bin dolarlardaydı. 3 bin dolarlardan 11 bin dolarlara taşıdık. Ama bu yetmez. Bunu daha da fazla 25 bin dolarlara taşımamız lazım. 18 maddelik yeni anayasayı anlatan Tüfekçi, yeni sistemle birlikte yargının tarafsız olacağını ve meclisin güçleneceğini vurgulayarak, biz istiyorsak ki hükümet oturmasa da meclis asli görevini yapsın, yasasını çıkarsın, denetimini yapsın, hem de etkin denetimini yapsın ifadelerini kullandı. Biz istiyoruz ki Türkiye'de bağımsız yargının yanında sadece yargının bağımsızlığı yetmez, aynı zamanda tarafsız olmasını istiyoruz. Peki yargının tarafsız olmasından kim niye endişe duyar ki? Yani burada herkes, eminim sorsanız, yargı bağımsız olsun, bağımsız olması gerekir. Ama elbette ki aynı zamanda şu veya bu görüşü değil, AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin görüşünü değil, tarafsız olması gerekir. Biz meclisi de güçlendirmek istiyoruz. Meclis şu anda, ben hem milletvekiliyim hem bakanım. Milletvekilleri ister muhalefet, ister iktidar partisi, hükümetten izinsiz, hükümetten habersiz hiçbir teklifi meclise veremezler. Verirler ama görüştüremezler. Çünkü orada sıra var. Komisyon oturmazsa, hükümet o sıraya oturmazsa o teklif meclise gündeme dahi yapılmaz. Şimdi biz istiyoruz ki hükümet oturmasa da meclis asli görevini yapsın. Yasasını çıkarsın, denetimini yapsın, hem de etkin denetim. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, daha sonra Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş'ı makamında ziyaret etti. Bakan Tüfekçi'yi ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, çalışmalarından dolayı Bakan Tüfekçi'ye teşekkür etti. Sizleri Arguvan'da, belediyemizde konuk etmekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz. Bizler sizleri il başkanlığınızdan dönemi beri anlıyoruz. Bu noktada Malatya'mızın bir bakanı olmadan büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Gerçekten bu konudaki çalışmalarınızla bizlerle gurur duyuyoruz. Biz tekrar hoş geldiniz diyoruz. Arguvan'ın Malatya için çok önemli olduğunu kaydeden Bakan Tüfekçi ise Arguvan'ın gelişmesi ve dönüşmesi noktasında ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti. Başkanıma teşekkür ediyorum. Sıcak karşılamalarından dolayı. Tabii Arguvan, biraz önce de ifade ettiğim gibi Malatya'mız için önemli ilçelerimizden birisi. Türkülerin diyaloğu, yiğit insanların diyaloğu olan Arguvan'ın. Arguvan'ın gelişmesi, değişmesi, esasında Malatya'nın gelişmesi demektir. Belediye başkanımız bugüne kadar gerçekten elinden gelen gayreti gösterdiğini de görüyoruz. Bizler de Arguvan'ın gelişmesi noktasında, Arguvan'ın dönüşmesi noktasında elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kardeşlik ve birlik içerisinde Türkiye'nin önünü aşma noktasında, özellikle Türkiye üzerinde hesaplar yapanların, Suriye'leştirmek isteyenlerin veya o hale getirmek, Türkiye'yi getirmek isteyenlerin veya Irak örneğinde olduğu gibi bunlara izin vermeden birlik ve beraberlik içerisinde inşallah Türkiye'yi hep beraber daha ileriye taşıma noktasında insanı odak alan ve insan odaklı bir büyümeyle, ekonomik büyümeyle beraber Türkiye'nin farklı noktalara geleceğini de Bakan Bülent Tüfekçi yeni anayasayı Malatyalılara anlatmak için her dakikayı değerlendiriyor. Bakan son olarak 15 Temmuz Çalıştayı'na katıldı ve burada referandumu anlattı.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi yoğun programına Yeşiltepe Hizmet Grupları sitesiyle devam etti. Burada esnaflarla bir araya gelen Bakan Tüfekçi, yeni bir Türkiye olsun, yeni bir sistem kurulsun, esnaflarımız büyüsün, tüccarımız büyüsün, sanayicimiz büyüsün, ihracatçımız büyüsün, Türkiye büyüsün diyenler evet diyorlar dedi. Yeni bir Türkiye olsun, yeni bir sistem kurulsun, esnaflarımız büyüsün, tüccarımız büyüsün, sanayicimiz büyüsün, ihracatçımız büyüsün, Türkiye büyüsün diyenler de evet diyorlar. Eski sistemin kaymağını yiyenler, eski sistemin sıkıntılarından kendilerine rant edilenler, eski sistemin boşluklarında Türkiye'yi provoke edenler, manipüle edenler, ekonomiyi manipüle edenler, Türkiye eski sistemde devam etsin diyor. Türkiye koalisyonlara mahkum olmasın, Türkiye provokasyonlara gelmesin, ekonomisi şu veya bu şekilde manipüle edilmesin diyenler, Türkiye büyüsün diyenler evet diyor. Tüfekçi, bizi Suriyeleştirmek isteyenler bir daha bu mevcut sistemin arızalarından, boşluklarından dolayı Türkiye'yi bölmeye kalkmasınlar, Türkiye'yi manipüle etmeye kalkmasınlar ifadelerini kullanarak yeni anayasayı anlattı. Biz diyoruz ki bu anayasa değişikliğiyle beraber bağımsız yargının yanına bir de Bayram abi tarafsız olsun diyoruz yargı. Sadece bağımsız olsun olması yetmez, yargının adil ve tarafsız olması da gerekir. Biz istiyoruz ki bir daha herkes bu Türkiye'de işini yapsın. Kimse üzerine vazife olmayan işlerle meşgul olmasın. Biz istiyoruz ki bu coğrafyada Türkiye güçlü olsun. Etrafımızı görüyorsunuz. Bizi Suriyeleştirmek isteyenlere bir daha bu sistemin, mevcut sistemin arızalarından dolayı, mevcut sistemin boşluklarından dolayı Türkiye'yi bölmeye kalkmasınlar, Türkiye'yi manipüle etmeye kalkmasınlar, Türkiye'yi provokasyonlarla enerjisini boşa harcatmasınlar. 17-25 Aralık'ta yargı darbesi yapıldığını söyleyen Tüfekçi, Türkiye'nin istikrarına, Türkiye'nin gücüne, Türkiye'nin ticaretine bir operasyon yapıldı. Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ile biz o darbe girişimini de, ekonomi üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimini de, yargı üzerinden gerçekleştirilmeye çalışılan yargı darbesini de önlemiş olduk diye konuştu. Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen terör örgütleri hayır diyorlar. PKK'sa hayır diyor. DAEŞ'e hayır diyor, FETÖ'sü hayır diyor, DHKPC'si hayır diyor, bir başka terör örgütleri hep beraber bu sisteme geçilmesin, güçlü bir Türkiye olmasın. Çünkü biz koalisyonlarda şu veya bu şekilde adamlarımızı sokarız, bu sistemi manipüle ederiz diye düşünüyorlar. Bakan Bülent Tüfekçi daha sonra İnan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz çalıştayına katıldı. Tüfekçi 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan bu milletin sivil direnişi en başa altın harflerle yazılacak dedi. Değerli arkadaşlar, hiç şüphesiz o darbe girişimi milletin iradesine karşı gerçekleştirilmiş bir darbe girişimidir. Millete karşı girişilmiş bir darbe girişimidir. Ve millet darbeye gerçekten o gün dur dedi, hayır dedi, meydanlara çıktı, tanklara, toplara, tüfeklere kendini siper etti, hayatını verdi bu vatan için. Cenab-ı Allah bütün 15 Temmuz şehitlerimize ve bütün şehitlerimize rahmet etsin. YÖK'ün kendini ortaya koymasıyla beraber bu hain darbe girişimi gerçekten başarılı olamadı. Ama bir tarih yazılsa, ileride sivil direniş nedir diye tartışılsa, ben inanıyorum ki 15 Temmuz darbe girişimine karşı koyan bu milletin sivil direnişi de en başa altın harflerle yazılacak. Düşünün, o gün hiçbir sivil direnişçi, darbeye hayır diyen hiçbir sivil unsur tek bir kurşun atmadan o darbeye karşı, tanka karşı, topa karşı,
F'ye karşı uçak bombalarına karşı durdu. Ve karşılığında da tek bir silah mermi atmadı. O gün hiçbir dükkan, hiçbir iş yeri yağmalanmadı. Dolayısıyla baktığımız zaman tarihte görülmeyen bir sivil direniş örneğini bu millet göstermiş oldu. Bunun da ayrı bir irdelenmesi lazım. Orada hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, görüş ayrımı yapmadan sadece milli iradeye sahip olanlar, sadece bu milletin birliğinden, beraberliğinden yana olanlar, Türkiye Suriyeleşmesin diyenler, Iraklaşmasın diyenler o meydanlarda toplanmışlardı ve darbeye hayır diyorlardı. Elbette ki darbe taraftarları da vardı, elbette ki hainler de vardı, darbenin başarılı olmasına dua edenler de vardı, onları da biliyoruz. Ama büyük ekseriyet darbenin olmaması yönünde hep meydanlardaydı, sonra da demokrasi nöbetlerindeydi. Kim bu kadar nefret uyandırabilir bu millete karşı, bu milletin polisine karşı, bu milletin terörle mücadele eden unsurlarına karşı? O gün bombaladıkları yerlere bakın, tamamı Türkiye'nin terörle mücadele eden unsurlarına karşı yapılmıştır. Ve Türk milletine karşı yapılmıştır. Ve Allah'a hamdolsun milletimiz o gün o darbeye hayır dedi, dur dedi. İnşallah 16 Nisan'da da milli iradeye, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine evet diyecek. Esasında bu sistem baktığımız zaman geçmişte de darbe üretiyordu, şimdi de üretiyor. 1960 darbeleri, 1971 muhtıraları, 1980 darbeleri, 28 Şubat darbeleri, 2007 muhtıraları, işte en son 15 Temmuz darbe girişimi. Baktığımız zaman sistemin boşluklarından ve sistemin darbe üreten bir sistem olduğunu da görüyoruz. Onun için bir daha Türkiye'de böyle kalkışmalar, darbe girişimleri olmasın diye sistemi tahkim ediyoruz. AK Parti teşkilatı merkez ilçelerde düzenlenen mahalle muhtarları toplantısında buluştu. Bakan Tüfekçi'nin de katıldığı toplantıya terörle mücadele damga vurdu. Yeşilyurt Belediyesi ve AK Parti Yeşilyurt İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen Yeşilyurt Mahallesi Muhtarları toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi, Milletvekili Mustafa Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Tüfekçi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber artık Yeşiltepe'mizde, Eski Çırmıktımızda, Topsöğüt'ümüzde, Şahnahan'ımızda kalkınsın, değişsin, dönüşsün. Türkiye'nin geleceği için hayır diyorlar ya, onlara sormak lazım. Üniversitelerdeki gençlerimiz mezun olduktan sonra iş bulamıyorlarsa bu sistem geleceğimiz midir? Bu sistemi değiştirmek gerekmiyor mu dedi. Malatya'nın da değişimini, dönüşümünü sağlamak için bütün Türkiye'yle birlikte gece gündüz demeden koşturuyoruz. Biz istiyoruz ki Malatya, Yeşilyurt değişsin, dönüşsün, kalkınsın ve burada yaşayan insanların hayatları değişsin, yaşam standartları yükselsin, refah düzeylere artsın istiyoruz. Eski Türkiye devam etsin diyenler hayırla birleşiyorlar. Bakınız, hayırla birleşenlere bir bakınız. Ondan sonra da niçin hayırla birleşiyorlar bir sormak lazım. Gelecek bu sistemden memnunsa, bu sistem bu şekilde devam etsin istiyorsanız, üniversitelerdeki gençlerimiz mezun olduktan sonra iş bulamıyorlarsa, bir yerlere yerleşmek için habire milletvekillerinin peşinde koşuyorlarsa bu sistem gelecek mi?
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya'nın AK Parti'ye büyük destek verdiğini hatırlatarak 16 Nisan'da da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mahcup olmayacaklarını belirtti. Allah nasip ederse 16 Nisan'da halkın kendi iradesini yansıtacağı bir referandumla karşı karşıya gireceğiz. Bugüne kadar her yapmış olduğumuz seçimde Allah'a şükürler olsun Malatya'nın büyük oranda destek verdi. Samimi bir şekilde her daim Türkiye'de ilk beşin içine girmemize vesile oldunuz. İnşallah bu referandumda da Sayın Cumhurbaşkanımızın gelmiş olduğunda Malatya mitinginde bizlerden istemiş olduğu sözde Malatya bir rekor kıracağım inşallah demişti. Biz de bu rekoru sizlerle beraber inşallah kıracağız. Cumhurbaşkanımıza mahcup etmeyeceğiz inşallah. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da Türkiye'nin birçok terör örgütüyle mücadele ederken hem siyasi huzuru hem de istikrar ve güveni sağlandığını dile getirdi. İstikrarın kaldırmanı inşallah 16 Nisan itibariyle kalıcı hale geleceği bir süreç. Bu millet bugüne kadar nasıl davasına, ülkesine, geleceğine sahip çıktıysa inşallah 16 Nisan'da da aynı birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir evet'i de söyleyecek. Biz 15 yıldır büyük bir kalkınmayı, birçok reformu başardı, ekonomik kalkınmayı başardı. Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise her ne kadar başta ana muhalefet partisinin genel başkanı ve diğer marjinal gruplar çok da algılayamasalar da kesinlikle bu bir rejim değişikliği değil dedi. Kısmet olursa gelecek 100 yılımızın yeni hükümet sistemini belirleyeceğimiz bir düzenleme için yine milli iradenin son sözü, son noktayı koyacağı bir referandum hazırlıkları içerisindeyiz. Özellikle geçmişten bugüne kadar yapılan birçok referandumlardan bu çok daha farklı. Bu gerçekten biz ve bizden sonraki nesillerimizin böyle insanca yaşama haklarının elde edilebilmesi için, onların bizim yaşamış olduğumuz sıkıntıları yaşamaması için yapılan ender düzenlemelerden bir tanesi. Toplantıya ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacur Polat ise bu sandıkta muhtar belediye başkanı milletvekili seçmeyeceğiz. Önümüzdeki yüzyılı oylayacağız diyerek vatandaşları sandığa gitmeleri konusunda uyardı. Muhtar arkadaşlarım, kardeşlerim var. Muhtarlık seçimi yok. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Battal Gazi Belediye Başkanımız, ben buradayım ama belediye başkanı da seçmeyeceğiz. Milletvekillerimiz, Sayın Bakanımız aramızda bakan da seçmeyeceğiz. 16 Nisan'da AK Parti'nin bir seçimi de değil. 16 Nisan'da AK Parti ile ilgili bir seçim de yapmayacağız. 16 Nisan'da bu milletin önümüzdeki 50-150 yıllık yönetim sistemini belirleyecek güçlü Türkiye'nin, büyük Türkiye'nin oylamasını yapacağız. AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da AK Parti iktidarları döneminde yapılan hizmetlerin katlanarak devam etmesini sağlayacaklarını belirtti. Türkiye'nin kaderini değiştirecek bu halk oylamasına 20 gün gibi kısa bir zaman kala sahadaki bütün teşkilatımızı ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerini bir araya getirerek sahadaki sinerjiyi arttırmaya, aramızdaki birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirmeye hizmet etmek için Yeşilyurt Belediye Başkanımız tarafından herhangi bir ayrım yapmaksızın en geniş katılımla gerçekleştirilen bu toplantıdan dolayı ben belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Bakan Tüfekçi daha sonra Merkez Battalgazi ilçesinde bulunan Tarihi Kervansaray'da düzenlenen mahalle muhtarları toplantısına katıldı. Milletin 15 Temmuz'da darbe girişimine hayır dediklerini, 16 Nisan'da ise milli iradeye evet diyeceklerini dile getiren Tüfekçi, biz terör örgütleriyle mücadele ederken bir yandan PKK'sıyla, DAEŞ'ıyla, DHKPC'siyle, FETÖ'süyle mücadele ederken bir yandan da Türkiye'yi büyütüyoruz, ekonomiyi, ihracatı büyütüyoruz dedi. Türkiye'nin 81 ilini nasıl mamur yapmak istiyorsa Battalgazi'yi de büyütelim, Malatya'yı da büyütelim, gençlerimize iş bulalım, aş bulalım, Türkiye büyüsün, Türkiye üretsin, gençler iş bulsun istiyoruz.
AK Parti Batıal Gazi İlçe Başkanı Osman Güder, sizler bizi kim idare edecekse %50'nin üzerinde oy vererek onu seçeceğiz ve 5 yıl onun yönetiminde olacağız şeklinde konuştu. İnşallah Malatya'mızda da il başkanımızın gözetiminde Malatya'mızda %75'in üzerinde oy alarak Türkiye'mize katkı verip inşallah 17 Nisan sabahı farklı bir Türkiye'ye uyanmış olacağız. Muhtarlar toplantısında son olarak konuşan Batıal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da 16 Nisan'la birlikte istismarların önüne geçeceğiz, kucaklayıcı, bütünleştirici, birleştirici bir toplum olacak dedi. Biz hakikaten Batıal Gazi olarak gerçekten de Türkiye'de hiçbir belediyeyle kıyas kabul olmayan hizmetlere imza atıyoruz. Bu buranın manevi şahsiyetlerinin göstermiş olduğu ilhamın getirdiği hizmet akışıdır. AK Parti milletvekilleri Taha Özhan ve Nurettin Yaşar da ilçe gezileriyle teşkilatlarının referandum çalışmalarına destek oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Malatya Milletvekili Taha Özhan, Doğanşehir ilçesini, AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise Darende ilçesine giderek referandum çalışmalarına devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Özhan, hazırlanan bu paket hem AK Parti'nin hem de MHP'nin hazırladığı ortak bir teklif, bu nedenle en güçlü desteklerden birini Doğanşehir'den bekliyoruz dedi. İki ayrı siyasi partinin, yani AK Parti ile bizim partimizle, Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırlamış olduğu ortak bir teklif olması hasebiyle en güçlü desteklerden birisinin de Doğanşehir'de gelmesini bekliyoruz. Çabalarımız da bu yönde olacak inşallah. Başkanımız zaten senelerdir görevi olsun veya olmasın, bu sıfatının içinde veya dışında Doğanşehir'in sevdiği, saydığı, Doğanşehir'e çok fazla değer katmış olan bir abimiz, başkanımız. İnşallah çabalar bir berekete dönüşür. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Doğanşehir'de baraj aşılırsa bilinsin ki Türkiye'de barajı aşmış demektir ifadelerini kullandı. Hem ilçe teşkilatımız ve hem meclis, belediye meclis üyelerimiz, köy temsilcilerimiz, hepsi buradalar, kendileri çok hepsi burada, kadın kolları burada. İnşallah hep canla başla çalışıyorlar. Herkesi görevinde, sahip görevine sahip. Mahallelerimizde, köylerimizde herkes çalışıyor, elinden geldiğini yapıyor. Biz de ilçe teşkilatı olarak, belediye olarak elimizden geldiği kadar çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması kapsamında Darende ilçesini ziyaret ederek eski sistemden kurtulup devlet çarkının hızlandırılması zamanı, daha az maliyetle daha çok hizmet üretme zamanı, bundan sonra merkez millet olacak diyerek Darendelilere referandumu anlattı. Biliyorsunuz bir aday seçimi değil. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar, meclis üyesi falan seçimi değil. Türkiye'nin seçimi diyelim, Türkiye'nin geleceğinin seçimi. Bu yüzden de biz şahsi bir şeyimiz olmadığı için daha rahat davranıyoruz. Kendimizden daha eminiz. Ne dersek diyelim, siyaseti bir fedakarlık gibi görsek de şimdiye kadar gelen alışkanlıklar içerisinde siyaset bir nevi kendisi için bir şey istemesen artık. Ya da bir sonraki seçimi garantiye almasan artık gibi görülüyor. İnşallah zaman içerisinde belki de bu yeni sistemle bu alışkanlık daha hızlanacak. Bundan sonra siyaset kendinden fedakarlık ederek, kendinden vererek memlekete katkı sağlama sanatı olacak. Battal Gazi ve Yeşilyurt ilçelerinin belediye başkanları da referandum çalışmalarına esnaf ziyaretleri ile devam etti. Başka. 16 Nisan referandum çalışmaları kapsamında Batıal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat esnaf ziyaretlerinde bulundu.
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, eski Malatya esnafını gezerek referandumu anlattı. Gürkan, bundan sonra iktidar olan hükümet kucaklayıcı bir dil kullanacak. Bu uğurda milletimize de kendisine yakışanı yapmak düşer, dedi. Başkanım, hoş geldin. Canın sağ olun. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat ise Hasan Bey, Çilesiz ve Fahri Kayahan esnafını ziyaret ederek referandum çalışmalarına devam etti. Uğraşız başkanım, şükür. Allah yardım etsin. Selam. Duanızı bekliyoruz. Hayırlı günler dersin, yanınızda bizlere aleyhiz. Amin. Önce reisimize. Millete Allah zavallı vermesin. Kim olursa olsun istersen. Önce reisimize büyük bir dua. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacıur Polat, esnaflarımızı ziyaret ettiğimizde gördüğümüz tablo esnafımız kararını vermiş olmasıdır. Sadece evet çalışması için değil, esnaflarımızın sorunlarını yerinde görüp dinlemek için de bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz, dedi. Bugün Hasan Bey Caddemiz'deki esnaf arkadaşlarımızı, esnaf kardeşlerimizi ziyaret etmekteyiz. Teşkilattaki arkadaşlarımız, kadın kollarımız ve belediyedeki arkadaşlarımızla birlikte esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. İşlerinde başarılar diliyoruz. Ama gördüğüm tablo kesinlikle şu. Malatyalı kararını vermiş. Kesinlikle kararı net. Ve Malatya'nın da oyu evet. Evet konusunda her geçen gün çok daha yoğun bir şekilde birleşmenin olduğunu görüyorum. Esnaf kardeşlerimizin hepsi bizi ziyaret etmenize gerek yok. Kararımız belli diyorlar ama biz de onlara özellikle şunu ifade ediyoruz. Evet bu bir vesile. Bizler de sizlerle merhabalaşmak, mahallemizin, iş yerimizin, bu bölgemizin sorunlarını da bizzat yerinde görmek istiyoruz. Başladı. Önce fazla dağıtıyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba hayır çalışmalarına Doğan Şehirler Derneği ile devam etti. Biz hayır, niye hayır diyoruz, onu anlatalım diye huzurunuza geldik. 16 Nisan referandumuna hayır diyen Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatı çalışmalarına hız verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da Malatya'da başlattığı çalışmalara Doğanşehirliler Derneği'ni ziyaret ederek devam etti. Doğanşehirliler Derneği Başkanı Dilaver Gür ve yöneticiler tarafından karşılanan Ağbaba, burada başkanlık sistemiyle ilgili gerçekleri anlattı. Şimdi biz tabii kimin, biz evet de hayır da saygılıyız. Yani birileri evet dediği için hayır demiyoruz biz. Hayırımızın gerekçeleri var. Bu gerekçelerin birkaçını çok kısa paylaşayım size. Ağbaba, herkesin evetine, hayırına saygı duyuyoruz. Ancak tamamı başkan tarafından atanan yürütme organı olur mu? Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir sistem yok, dedi. Meclisin işlevini yitirdiği için biz hayır diyoruz. Meclisin bütçe yapma yetkisi, yani sizin vergilerinizle toplanan verginin nereye harcanacağı yetkisi artık Türkiye Büyük Millet Meclisi anlıyor. Bir başkan hazırlanan Cumhurbaşkanlığı, bizim başkanlığı dediğimiz makama aktarılıyor. Bütçeyi, yani bütün dünyadaki meclisler, demokratik meclisler tamamı bütçeyi meclis yapar. Yani millet adına milletvekilleri, Büyük Millet Meclisi yapar. Bu yetki meclisler alınıyor. Biraz daha anlatacağım, seçilmemiş insanlara teslim ediliyor o yetki. Bir başka şey, meclisin kanun yapma yetkisi aktarılıyor. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kararname yetkisi veriliyor seçilen başkana. Bir başka şey de artık siz seçiyorsunuz milletvekillerine, oy veriyorsunuz. Oy verdiğiniz milletvekillerinin içinden bakan seçiliyor. Artık bakanlar milletvekili olmuyor. Yani bizim içimizde bakanlar seçilemeyecek ve bir önemli şey daha, bizim bakanları denetleme yetkimiz olmayacak. Milletin yani meclisin bakanları denetleme yetkisi tamamen elinden alınıyor. Ağbaba değişiklik maddeleriyle ilgili de bilgiler vererek halkın vergilerinin nereye harcanacağını, hangi kuruma ne kadar para aktarılacağı meclis bütçeyle gerçekleştiriliyordu. Ancak anayasa değişikliğiyle bu yetki meclisten alınıp başkana devrediliyor ifadelerini kullandı. Biraz önce söyledim, bakanların dışarıda atama yetkisi veriliyor. Bakanlar dışarıda atanabilecek ama hesap vermeyecek bakanlar. Bakanların hesap verme yeri sadece başkanlık oluyor. Hani bürokrasi azaltıyor dönüyor, tamamen bürokrasiye dönüyor, tamamen atama geliyor. Başkan yardımcılar da atamayla gelecek ama bunların yargılanması mümkün olmayacak. Cumhurbaşkanı partili olma maddesi getiriliyor, yani Cumhurbaşkanı bir partili olacak. Biz bunun Cumhurbaşkanı birliği, beraberliği, bütünlüğü
vatanın bütününü temsil ettiğine inanıyoruz. O nedenle bunun parti olmasını doğru bulmuyoruz. Ağbaba son olarak başkan, eşini, çocuklarını veya kapı komşusunu yardımcısı yapabilir. Onu engelleyen hiçbir anayasa maddesi olmayacak sözleriyle yeni anayasaya neden hayır dediklerini anlattı. Bir yere gelmenin bir koşulu var. Örneğin bir okulda müdür olmak için en az 3 yıl öğretmenlik yapmanız gerekiyor. Üniversiteye girmeniz için liseyi bitirmeniz gerekiyor ve belli puan almanız gerekiyor. Şimdi bu atamalardan bütün şartlar kaldırılıyor. Yani bütün örneğin başkan yardımcısı olmanın tek öndeki şey 18 yaşında doldurmuş olmak. Bakanların aynı şekilde, bürokratların aynı şekilde. Örneğin bir Adalet Bakanlığı müsteşarı, eski sizin hemşerinizdi bir yerde. Örneğin bir müsteşar atanırken ne diyor? İşte yüksek yapıdan gelecek diyor, şu kadar görev yapacak diyor. Şimdi öyle bir şey kalmıyor. Avukatı götürüp müsteşar yapabilecek örneğin veya başka bir şey müsteşar yapabilecek. Oy verirken AK Parti'ye verirsiniz, MHP'ye verirsiniz, başka partiye verirsiniz. Oy verirken bu duyguları düşünmenizi istiyoruz sizden. Bir değerlendirmenizi istiyoruz. Elinizi bir vicdanınıza koyup bütün yetkileri bir adama verirse o adam hata yapar da Türkiye hata yapar. FETÖ operasyonlarında Baylok kullandığı tespit edilen ikisi avukat 9 kişi tutuklandı. Malatya Valiliği OHAL Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Malatya'da yürütülen Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması ile ilgili soruşturmalardaki son durum paylaşıldı. Açıklamada Eskişehir, Elazığ ve Batman Cumhuriyet Başsavcılıklarınca FETÖ-PYD'ye terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle aranan muhabere kıdemli üst çavuş ÖK, ihraç edilen bir polis memuru ve bir vatandaşın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca Akçadağ ve Darendi ilçelerinde KYK ile kapatılan yurtlarda irtibat ve iltisak içerisinde çalıştıkları tespit edilen iki şahsın da yakalama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ-PYD'ye terör örgütünün gizli haberleşme programı olan Baylok'u kullandığı tespit edilen Adli Tıp Kurumu'nda memur olarak çalışan MD ile avukat MAC ve AB'nin de gözaltına alındığı bildirildi. Yine Baylok yüklü cep telefonunu kullanan HKY isimli kişinin de Emniyet Müdürlüğü Komşube tarafından yapılan operasyon sonucu gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca Edirne 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce aranan eski Komiser Yardımcısı HD ile Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama kararı bulunan Doktor İK'nın da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi. TV Malatya Haber Merkezi tarafından hazırlanan bir ana haber bülteni daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Mutlu akşamlar.